Merhabalar canlarım, falcım ve kalan hepiniz hoş geldiniz arkadaşlarım. Evet arkadaşlar, videonun başında görmüş olduğunuz gibi yeni aşk ne zaman, nerede, kiminle, kişisel ve fiziksel özellikleri bu insanın nasıl olabilir ve nasıl bir tanışma yaşayabilirsiniz, aranızda nasıl bir tanışma geçebilir, bunlara bakacağız inşallah arkadaşlarım. Evet, gördüğünüz üzere önümüzde 3 destemiz var arkadaşlar. 3 desteden bir tanesini seçip kendinize o şekilde uyarlayabilirsiniz diyelim. Tabii ki bu açılımımızda da yine isim kartlarımızda mevcut olacak arkadaşlar. Bunları da inşallah belirtmek istiyorum. İnşallah hazırsanız ve destenize yoğun bir şekilde odaklandıysanız bakımımıza geçmek istiyorum. Kanalıma hala abone olmayan arkadaşlarım varsa abone olabilir ve bu videoyu beğenebilirler arkadaşlar. İnşallah beğenen herkesin rehberliğim sayesinde dilekleri gerçekleşsin diyorum arkadaşlar. Birinci desteği seçen arkadaşlarım üzerine yorumlamaya başlamak istiyorum. Evet, birinci deste, bakalım hayatınıza nasıl bir insan girecek? Yeni aşk ne zaman? Nerede? Kiminle? Kişisel, fiziksel özellikleri bu insanın neler? Bunlara bakacağız arkadaşlar. Evet, güzel. Mükemmel. Evet. Şimdi birinci desteği seçen arkadaşlarım, hayatınıza girecek insanın geçmiş yaşamında verdiği emekler söz konusu olabilir arkadaşlar. Çünkü işini tam olarak oturtmuş bir şekilde bu insan, işi konusunda hiçbir kaygıya kapılmamış ve işi konusunda büyük bir mertebede olabilir. Kendi iş yeri olabilir arkadaşlar. Özellikle kendi iş yerinde çalışıyor olabilir. Kendi iş yerinin patronu olabilir. Veya ne bileyim, devlet işlerinde çalışıyor olabilir. Ama işi konusunda bir probleminin olmadığını söyleyebilirim. Biraz karaktersel özelliklerine geçecek olursam, bu insanın biraz cimri olabileceğini söyleyebilirim arkadaşlar. Veya biraz kurnaz olabileceğini söyleyebilirim. Çünkü çok zeki bir insan ama sizin dobralığınız veya ne bileyim sizin aşkınız, sevginiz bu insanı bu cimri durumundan veya kurnazlık konumundan geri plana atabilir bu insanı. Bunu da söylemek istiyorum arkadaşlar. Geçmiş yaşamında bir ilişki yaşamış bu kişi. Geçmiş yaşamında yaşadığı bu ilişkiden ötürü çok kırgın veya üzgün olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Diyor ki hani hayatında ciddi bir şey olsun, zaten benim gelirim var veya zaten benim yapacaklarım belli diyor. Sadece hayatında ciddiyet istiyor arkadaşlar. Ciddi bir şekilde aşkı arayan bir insan diyebilirim bu. Ve bu insanın burç gruplarına bakacak olursak eğer, şöyle söyleyebilirim arkadaşlar. Su grubu özellikle yengeç, ikizler, akrep olabilir. Ve hava grubu terazi, kova ve ikizler burcu olabilir bu insan. Neymiş arkadaşlar? Yaşamında, kariyer yaşamında bayağı bir mertebeye ulaşmış. Bayağı bir yol sarf etmiş. Ve geçmişinde pek çok şey yaşamış. Artık demiş ki ben kariyer hayatıma odaklanacağım. Kendi işlerimi, kendi düzenimi ona göre uyduracağım. Ve bir şekilde aşkı zaten ayağımda bulurum demiş. Ama şöyle oluyor ki bu insanla sizin tanışmanız o kadar mükemmel bir şekilde olacak ki arkadaşlar, şöyle söyleyeyim bak. Şimdi yakınınızdan bir arkadaşınız olacak, tamam mı sizin? Sizin yakınınızdan arkadaşınız sizi bu insanla tanıştırabilir. Veya şöyle bir durum gerçekleşebilir. Ne bileyim, arkadaşınız sizi bir yere götürebilir veya bir yere gidebilirsiniz. Bir toplantı, ne bileyim bir parti durumunuz veya bir kutlama durumunuz olabilir. İş yerinizde ne olabilir bakın arkadaşlar bu insan. Böyle bir tartışma içerisinde bulunabilirsiniz. Eğer okuyorsanız veya ne bileyim çalışıyorsanız iş yerinden, okuyorsanız eğitim hayatınızdan olabilir. Aslında görmüş olduğunuz bir insan bu arkadaşlar. Yani bu insanı görmüş olabilirsiniz siz. Yani şöyle söyleyeyim. Ama pek de fazla muhatap olmadığınız bir insan. Veya pek de fazla böyle olur gözüyle bakmadığınız bir insan. Çünkü zamanında bu insan size de olur gözüyle bakmamış. Yani birbirinizi tam olarak enerjisel olarak desteklediğinizi ve birbirinize kendinizi kanıtladığınızı aslında söyleyebilirim. Arkadaşlarım. Yani bu durumun
Tam olarak sizdeki etkisi şöyle olacak. Bu insan sizi o kadar güzel bir şekilde etkileyecek ki bazı yetenekleri var. Ne bileyim şarkı söylemek gibi veya resim yapmak gibi veya ne bileyim bir tasarım yapmak gibi, fotoğrafçılık gibi bazı yetenekleri olan bir insan bu arkadaşlar. Yani siz böyle hadi deyince böyle bu insana yaklaşmıyorsunuz. Çünkü siz de biraz geçmişinizde bazı şeyler yaşamışsınız. Ve hayatınızda çıkan insanlara biraz önyargılı yaklaşıyor olabilirsiniz arkadaşlar. O yüzden yani beni etkilemesi lazım diyorsunuz veya beni kazanması lazım bir şekilde. Benim ne kadar zor bir insan olduğumu anlaması lazım dediğinizi duyar gibiyim. Ve bu kartlarınızda aynı şekilde bunları söylemiş, belirtmiş arkadaşlarım. Evet. Bak sen. Gördünüz mü? Ne demiştik? Tanıdığınız bir insan olabilir bu. İş yerinizden, eğitim hayatınızdan artık böyle muhatap olmadınız ama bir kez de görmüş olabilirsiniz. Pek çok kez de görmüş olabilirsiniz. Yani hiç o gözle bakmadığınız bir insan olabilir bu arkadaşlar. Ne oluyor? Bu insan size kendini açık ve net bir şekilde ifade ettiği zaman ve altılı vakitlerde hayatınıza giriş yapacak bu kişi. Yani 6 gün, 6 ay, 6 hafta sonra da olabilir. En fazla 6 ay arkadaşlar. Hayatınıza giriş yapacağında siz biraz soğuk yaklaşacaksınız bu insana. Soğuk yaklaştığınız zaman da bu insan size kendini kanıtlama işgüdüsü olarak bir şeyler yapacak arkadaşlar. Neler yapabilir? Yani ne bileyim böyle kendini kanıtlamak amacıyla ilgili böyle bazı şeyler yapıyor. Kendi konumunda zaten yüksek bir insan demiştik arkadaşlar. Kendini kanıtlamak için güzel şeyler yapacak ve biz dünyayız kartında burada zaten şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Size fiziksel olarak özellikle çok çekileceğiniz bir insan bu. Yani fiziğine, görünüşüne, tipine özellikle vurulacağınız bir kişi bu. Yani sadece hareketleriyle değil, sizi tipiyle de kazanabilecek bir derecede bir insan bu arkadaşlar. Ama siz diyorsunuz ki ne kadar yakışıklı olursa olsun veya ne kadar tipi işi yerinde olursa olsun bana karaktersel özellikleri düzgün bir insan, dürüst bir insan lazım diyorsunuz ki ve tam noktası söyleyebilirim. Bu insan da zaten dürüst bir insan arkadaşlar. Böyle hani çok param var diye insanlara hava atan bir insan değil veya benim tipim güzel diye her kızla olacak kapasiteye sahip bir insan değil. Çünkü kendini sınırlandırmış bu insan. Neden sınırlandırmış biliyor musunuz? Geçmişinde dediğim gibi sizler gibi aslında arkadaşlar. Yani sizin geçmişinizde mesela sizi ihanete uğratan, size hakarete uğratan bir insan kesinlikle olmuştur. Bu insan da bu takım şeyleri biraz yaşamış. Yani hayatın baharını biraz yaşamış. Artık yorulmuş. Diyor ki ben ciddiyet arıyorum diyor. Yani sizin gibi arkadaşlar. Sizin gibi düşünüyor bu insan. Kapınızı çalıyor inşallah. Altılı vakitlerde siz biraz soğuk yaklaşıyorsunuz. Olmaz olur gibisinden ama etkileniyorsunuz arkadaşlar dediğim gibi. Çünkü karşınızdaki insan böyle duvarlarınızı kıracak bir insan. Yakışıklı bir insan arkadaşlar. Sizi her şekilde etkileyecek yeteneklere sahip bir insan karşınıza çıkıyor. Peki bu insanın karaktersel, fiziksel özelliklerine biraz değinelim arkadaşlar. Neymiş? Bu kişi kimmiş? Kimin nesiymiş? Kimin fesliymiş? Bakalım. Evet. Karaktersel ve fiziksel özelliklerine baktığımda dediğim gibi yakışıklı olabileceğini söylemek istiyorum. Saçları biraz uzun olabilir arkadaşlar. Fazla da uzun değil ama uzun. Yani tam böyle orta diyebilirim. Orta seviyede bir saçları var. Siyah saçlı olabilir. Çenesinde veya yanağında gamzesi olabilir. Onun dışında burnu düz bir şekilde ve gözleri de renkli olabilir arkadaşlar bu insanın. Kaşları da aynı şekilde düz ve kirpikleri uzun. Aynı zamanda boynu da uzun olabilir arkadaşlar. Bu insanın boynu da uzun olabilir ve uzun değilse de böyle kalın da olabilir aslında boynu. Bunu söylemek istiyorum. Boyu biraz orta boylarda ama sizden uzun arkadaşlar. Yaşı da sizden yaşça büyük olabilir. 1, 2, 3 en fazla 4 yaş büyük olabilir. Evet, işini eline almış bir insan, kariyerini eline almış bir insan, dürüst, aile yapısına önem veren, ciddiyete önem veren,
ciddiyetsizlikten, adaletsizlikten nefret eden bir insanla karşılaşıyorsunuz. Bence bu fırsatı çok iyi değerlendirin. Bu fırsat kimsenin eline kolay kolay geçmez arkadaşlar. Romantizm kapısı, birinci deste. Mükemmel. Neden mükemmel diyorum? Çünkü o kadar güzel bir şekilde desteklemiş ki enerji kartınızı arkadaşlar. Artık siz de diyorsunuz yani geçmişten belki bir şeyler yaşamış olabilirdiniz geçmişte. Ve diyorsunuz ki yani benim geçmişten artık bana bir fayda yok diyorsunuz ya. Bana yeni bir aşk lazım, bana yeni bir hayat lazım diyorsunuz ve yön değişikliğine gidiyorsunuz. Ne demiş burada? Yaşadığın değişimler, bak değişim yaşıyorsun. Yüreğini sevgiye ve rehberliğimize açma konusunda gösterdiğin yepyeni isteklilik tarafından ilahi bir şekilde yönlendirilir. Şimdi ve gelecekte korunuyorsun. Bu nedenle arzuladığın mutlu sonlara giden yolundan kesinlikle ayrılma diyor. Yön değişikliği yaptıysan tam doğru yoldasın diyor. İnşallah eskiden değil artık yeniden medet um diyor. Burada destelerinizdeki... Burada melekleriniz bu şekilde bir mesaj vermiş birinci deste. Evet şöyle isim de açalım arkadaşlar. Z harfini vermek istiyorum. L harfini vereceğim. P harfini vereceğim. H harfini verelim. O veya Ö harfini ve Y harfini burada söylemek istiyorum. İnşallah birinci desteyi seçen arkadaşlarım için. Dilerseniz ikinci destenin bakımına geçelim arkadaşlar. İkinci destenin bakımına geçmeden birinci destenin nokta atışlarını yorumlarda kesinlikle bekliyorum arkadaşlar. Merhabalar ikinci desteyi seçen arkadaşlarım. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Ve desteğinizi inşallah yorumlayacağım arkadaşlarım. Para prensi, kılıç ası, değnek beşlisi, değnek dörtlüsü. Ya ben burada çok güzel bir tablo gördüm ama. Burada mükemmel bir tablo önüme serildi arkadaşlar. Ve sizin de aslında seveceğiniz bir tablo. Anlatınca zaten böyle içiniz kıpır kıpır olacak arkadaşlar. Neden? Çünkü bu insanla gerçek bir aşk yaşayacaksınız. Yani nasıl gerçek bir aşk diyecek olursanız. Zamanında zaten böyle... Kariyer konusunda hedefinizi tamamlamış bir insan olabilirsiniz siz. Veya karşı taraf da aynı şekilde kariyer konusunda hedefini tamamlamış bir insan olabilir arkadaşlar. O yüzden tanışmanız çok kolay bir şekilde olacak. Önce ne zaman olabileceğini söyleyeyim arkadaşlar bu insanla tanışmanız. Beşli vakitlerde bir tanışmanız oluyor bu insanla. Nasıl bir tanışma yaşıyorsunuz? Böyle ne bileyim bir trafikte veya ne bileyim bir yolda giderken onun dışında... Bir iş yaparken ne bileyim bir mahkemeniz varsa eğer bir mahkemeyle uğraşıyorsanız bir şeyle uğraşıyorsanız aslında böyle gündelik yaşamınızda uğraştığınız şeylerden karşınıza çıkacak biri bu. Nasıl karşınıza çıkabilir? Karşınıza çıktığında böyle arkadaşlar bakın ne yapıyor biliyor musunuz? İkiniz böyle bir tartışma içerisine giriyorsunuz. Çünkü o an bir şey yaşanıyor. Bir olay içerisindesiniz. Bir olay içerisinde bu insanla birbirinize zıt gidiyorsunuz. Neden zıt gidiyorsunuz biliyor musunuz? Çünkü birbirinizi tam olarak o an anlamıyorsunuz ve birbirinize dalaş içerisine giriyorsunuz. Yani ağız dalaşı arkadaşlar. Şöyle bir söz vardır ya, en büyük aşklar nefretle başlar diye. Aynen bu durum gerçekleşecek ikinci deste sizde. Ve bu insanla tanışmanızda özellikle sosyal medya mecrası üzerinden olabilir arkadaşlar. Ve gündelik yaşamınızda yaptığınız işlerle ilgili bir tanışma yaşayabilirsiniz bu insanda. Evet bakın ne oluyor? Gündelik yaşamınızda uğraşıyorsunuz bir şeylerle, para prensiyle birlikte. Burada aslında bilinçaltınız size diyor ki senin hayatına güzel bir şey çıkardık. Yani senin hayatına senin tam olarak istediğin bir insanı çıkaracağız ve sen de bunu değerlendireceksin gibisinden bir ne bileyim işaret alıyorsun hayatınla ilgili. Yani bu insanı görmeden önce bir rüya görebilirsin veya bir gelinlik görebilirsin rüyanda artık ya da arkadaşlarından bir insanla bu konuşma içerisinde bulunabilirsin. Yani bu konuşmayı bulunduruyorsun veya bunu hissediyorsun. İçine doğuyor böyle bir şey. Ondan sonra bu gündelik yaşamında yaptığın şeylerden ötürü karşına bu insan çıkıyor. Bir tartışma içerisinde bulunuyorsun bu kişiyle. Bir ağız dalaşı, laf dalaşı oluyor aranızda.
bir nefret oluşuyor aslında ve bu nefret bir aşk başlangıcını tetikliyor arkadaşlar. Değnek dörtlüsüyle birlikte inşallah bir aşk başlangıcını tetikliyor diyelim arkadaşlarım. Vallahi mükemmel. Vallahi ben böyle bir fal görmedim. Mükemmel gelmiş. Peki bu insanın fiziksel ve kişisel özellikleri neler? Şimdi burada bir kavga ediyorsunuz değil mi? Bir tartışıyorsunuz. Şimdi fikir ayrılıkları yaşayabileceğiniz bir insan bu. Öncelikle bunu söyleyeyim. Ve çok inatçı bir insan arkadaşlar. Yani benim dediğim dedik bir insan bu. O yüzden yanlış yönde, olumsuz yönde zıtlaşabileceğinizi söyleyebilirim. Ama ne olursa olsun bu zıtlaşmalardan sonra ortak noktada anlaşabileceğiniz mevzular da var tabii ki. Çünkü dediğim gibi ciddi bir adım atılacak. İki ruhun adına ciddi bir adımın atılacağını da burada belirtmek istiyorum arkadaşlar. Bu sizin için gerçekten çok değerli bir şey. Ve zaten hayatınızda bir farklılık istiyorsunuz arkadaşlar. Her gün monoton devam eden şeylerden artık kurtulmak istiyorsunuz. Ve artık inşallah kurtuluyorsunuz arkadaşlar. Olgunluk kartı. Savaşmak kartı. Cimri kartını vermiş. Katılım kartını vermiş. Evet. Arkadaşlar şunu söyleyeceğim. Bu insan geçmişinde çok şey yaşamış bir insan olabilir. Ne bileyim, geçmişinde istediği şeyler hiçbir şekilde yolunda gitmemiş olabilir bu insanın. Ya zaten şu anda da güzel bir işe sahip olabilir ama kendi işi olmayabilir arkadaşlar. Bir kişinin işinde çalışıyor olabilir ama mesleki açıdan mesleğini yapan bir insan olarak karşımıza çıkmış bu kişi. Olgunluk seviyesi had safhada arkadaşlar. Yani sizin gibi aslında. Çünkü siz hayatınızda olgunluk istiyorsunuz. Dürüstlük istiyorsunuz. Dürüstlüğü var. Kendine karşı kesinlikle, hayatına karşı, hayatındaki insanlara karşı kesinlikle dürüst davranan ve olgun kişiliğiyle öne çıkan, ön plana çıkan bir insan. Zaten işi konumunda da güzel bir yere sahip ve işi tarafından da işindeki insanlar, çevresindeki insanlardan da takdir edilen, sevilen bir insan arkadaşlar. O yüzden geçmişinde bu insanın geçmiş yaşamında çok şey yaşamış olduğunu veya çok yorgun düştüğünü aslında söyleyebilirim sizlere. Çünkü bu kişinin canını sıkan, üzen, kıran bir olay gerçekleşmiş burada. Bu olaydan ne olabilir arkadaşlar? Böyle yardım etmekten böyle çok boynu bükülmüş olabilir arkadaşlar. Veya dolandırılmaktan, her gelene böyle evini açan, elini açan, eli açık kişiliğinden ötürü biraz kaybetmiş olabilir. Ama siz bu insanın hayatına girdiğiniz zaman bu durumları cimri kartıyla birlikte destekliyorsunuz arkadaşlar. Diyorsunuz ki öyle parayı ben gelince hayatında har vurup harman savuramazsın. Çünkü hayatında artık ben varım. Ve artık seninle bir geleceğimiz olabilir. Çünkü ciddi bir şekilde adım atılıyor ve artık bu işin adı inşallah katılım kartıyla birlikte koyuluyor arkadaşlar. Bu insanla ani bir şekilde tanışma yaşayacaksınız. Bakın ikinci deste. Yani her şeye hazırlıklı olun. Ani bir şekilde tanışma yaşıyorsunuz. Beşli vakitlerde. Ve hayatınıza ani bir şekilde giriş yapıyor. Bütün her şey olumlu bir şekilde gelişecek arkadaşlar. İlk başta dediğim gibi biraz tartışma yaşayabilirsiniz. Onun dışında her şey olumlu bir şekilde gelişiyor. Sizin zıtlaşacağınız tek konu bu insanla fikir ayrılıkları olacak. Bunları da zaten dengeliyorsunuz arkadaşlar. İki tarafta dengeleyecek bunları. İnşallah diyelim. Evet. Biraz da ne demiştik? Dik başlı bir olabileceğini söylemiştik. Peki fiziksel özellikleri neler? Arkadaşlar bu insan biraz kalıplı bir insan olabilir veya göbekli olabilir arkadaşlar. Tamam mı? Kalıplı veya göbekli olabilir. Sakalları olan bir insan. Evet, saçları konusunda seyrek saçlı olabilir arkadaşlar bu insan. Yani seyrek saçlı derken fazla saçı yok olmayabilir arkadaşlar. Mesela veya hani böyle sürekli saçını kısa tutan bir insan da olabilir aslında. Sürekli gömlek giyen, gömlek tarzlarını seven bir insan aslında. Hani sürekli böyle gömlek veya tişörtle gezen bir insan. Yani sade takılmayı çok tercih eden bir insan. Zaten dediğim gibi yorulmuş yani. Hayatında gerçekten çok yorulmuşlar. Ve artık ciddi bir şeyin olmasını istiyor.
sizi kazanma durumu da çok mevcut arkadaşlar. Çünkü ikiniz de hayatınızda birbirinizi tamamlayacak derecede profillere sahip olduğunuzu da söyleyebilirim. Evet. Çene hattı. Bu insanın çene hattı böyle üçgen şeklinde olabilir. Böyle yuvarlak mı diyeyim, üçgen mi diyeyim artık. Yüz yapısı da aslında böyle yuvarlak veya yumurtaya benzeyen bir tip olabilir arkadaşlar yüz yapısı. Pek anlatamıyorum aslında ama anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Burnu biraz büyük arkadaşlar. Çok genç gözüken bir insan. Yani mesela siz, misal veriyorum, 20 yaşındaysanız bu insan 18 yaşında gibi gösteriyor olabilir. Anladınız mı? Genç gösteriyor. Saçında tek bir ak yok arkadaşlar. Siyah saçlı bir insan. Gözleri ela veya siyah olabilir bu insanın. İnşallah hayatınıza giriş yapıyor. Ne demiştik? Kalıplı ve biraz kilolu olabilir. Kılık değiştirmiş iyilik ve yin yang kartını vermiş burada. Evet. Kılık değiştirmiş iyiliğe baktığımda sorun gibi görünen her şey gerçekte cevaplanan duanın parçasıdır. Yani çok dua etmişsin ikinci deste. Yani artık Allah'ım karşıma gerçekten bana uyabilecek, benim isteklerimi, dileklerimi gerçekleştirebilecek bir insanla beni karşılaştır. Özellikle benim kalbimdeki sıkıntıyı atabilecek bir insanla beni karşılaştır demiş olabilirsiniz. Bu duanın olumlu bir şekilde yanıtlanacağını söyleyebilirim. Her şey çözüme kavuşurken mevcut durumunun gerisindeki nedenleri anlayacaksın. Cennetin korumasını ve sonsuz bilgelikli duanı en iyi şekilde cevaplanacağına güven diyor. Kendini kaybetme diyor burada sizlere. Burada bir dönüşüm gerçekleşecek arkadaşlar. Yani hayatınızda gerçekten bu insan hayatınıza girdiğinde sizdeki olumsuz ve negatif enerjileri birden götürecek bir insan. Hissiyat konusunda, duygusal maneviyat konusunda ilme sahip bir insan olabilir. Veya ne bileyim 6. hisleri kuvvetli olabilir. Yani siz lep demeden leblebiyi anlayabilecek veya bunu kavrayabilecek bir insan arkadaşlar. O derecede bir olgunluğa sahip bir insan inşallah. Bu insanın burç gruplarına bakacak olursak ateş ve toprak grubu olabileceğini söylemek istiyorum arkadaşlar sizler için. Şöyle bir isim açalım. Ama biraz zıt gidiyorsunuz bu insana. İkiniz de biraz fikir ayrılıkları yaşayacaksınız. A harfini vermiş. M harfini vermiş. E harfini vermiş. R harfi geldi. Ve Y harfini burada inşallah belirtmek istiyorum arkadaşlar sizler için. İkinci destenin nokta atışlarını aşağıda yorum olarak kesinlikle bekliyorum. Dilerseniz üçüncü destenin bakımına geçelim arkadaşlarım. Merhabalar üçüncü desteyi seçen arkadaşlarım. Hazırsanız arkadaşlar bakımınıza geçmek istiyorum inşallah. Şöyle kartlarınızı karalım. Evet, değnek ası. Kılıç dörtlüsü. Aziz kartı. Yıkılan kule. Arkadaşlar size şunu söyleyeyim ya. Üçüncü deste. Ben burada geçmiş bir enerji aldım arkadaşlar. Bak. Sen şurada geçmişinde bir insanla tanışıyorsun. Değnek asıyla birlikte. Her şey çok iyi gidiyorken bir anda belki de tanışma yaşamış olabilirsin bu insanla. Her şey çok iyi gidiyorken eski sevgilin olabilir bu. Platonik olduğun kişi, ex partnerin, eski bir kişi arkadaşlar. Yani hayatınızdan çıkış yapmış bir kişi olabilir bu. Çünkü burada yıkılan kule kartını vermiş. Yani ilişkiyi bitirdiğiniz veya ilişkide böyle sürekli gitgeller yaşadığınız bir insan bu arkadaşlar sizin. Gördüğünüz gibi hayatınıza ani bir şekilde giriş yapıyor burada. Değnek asıyla birlikte. Kılıç dörtlüsü sizi muammaya sokuyor. Sizi şüpheye sokuyor bazı konular içerisinde. Yani ilişkinizin gidişatı şunun başlangıcı bu şekildeyken gidişat bu şekilde ilerlemeye başlamış. Bir karamsarlık, bir karar verme durumu veya bir şeyleri, iki tarafın bir şeyleri birbirlerine ifade edememe durumu meydana gelmiş olabilir arkadaşlar. Neden bunu söyledim biliyor musunuz? Çünkü
İki kişi arasında hep bir çelişki, hep bir şüphe durumu veya iki insanın birbirlerine hep bir gurur yaptığını söyleyebilirim. Fikir ayrılıkları, zıtlaşmalar da mevcut olmuş olabilir. Burada bir dediğim gibi büyük bir muamma var arkadaşlar. Ve sanki bu geçmişteki insanın aklına bazı insanlar giriş yapmış olabilir burada. Aziz Kart ile birlikte annesi babası akrabalarından biri, arkadaş çevrelerinden biri olabilir. Aklını dolduruşa getiren bazı insanlardan meydana gelmiş olabilir. Yani bu kararları sebepsiz yere almıyor arkadaşlar. Bu ilişkinin bitmesi durumlarını sebepsiz yere almıyor. Belki de ani bir şekilde bırakılmıştınız. Ani bir şekilde hayatınızdan çıkış yapmış olabilir. Çünkü zaman zaman soğuklukları varmış arkadaşlar. Yani size soğuk davranıyor olabilirdi. Kısa kısa cevaplar, kısa kısa mesajlar, hakaretler belki de yağdırıyor olabilirdi. Çünkü burada bir bitiş yaşanmış. Bu durumdan sonra buradaki bir bitişin. Ama daha çok bu insanın dolduruşa getirildiğini söyleyebilirim arkadaşlar. Ve sizden gizlediği bir şey var. Size yalan söylemiş olabilir bu kişi. Bak, şurada her şeyi dile getirmiş sana. Tanışmanız söz konusuyla ilgili durumlarda her şeyi dile getirmiş. Şurada bir yalan var. Bu yalan da bir dişil enerji olabilir arkadaşlar. Diyor ki ben buyum diyor. Sen her şeyi biliyorsun artık diyor. Ve sen de saf kişiliğinden ötürü bu insana bu söyledikleri için bu söyledikleri yüzünden inanmış olabilirsin. Ama şurada gizlediği, senden sakladığı bir olay varmış. Bunu asla çözememişsin veya dediğim gibi bu bir dişil enerji olabilir. Yani aldatılmış olabilirsiniz. Yani bu ilişki dediğim gibi sebepsiz yere yıkılmamış. Evet, gidişata bir bakalım ya. Ve bu insanın hava grubu olabileceğini söyleyeyim. Ve ateş grubu olabileceğini de söylemek istiyorum arkadaşlar. Akıntıyla gitmek ya. Ahenk, cesaret, yeniden doğum. Arkadaşlar bak, şu durum sizi, yani bu insan zaten hayatınızda çıkış yapmasıyla birlikte veya hayatınızda size bir iz bırakmasıyla birlikte bu insanı hep tercih ediyor olabilirsiniz. Veya sürekli kalbinizden çıkmıyor olabilir. Çünkü ne zaman unuttum deseniz veya ne zaman ben bu insanı unuturum dediyseniz kendinizi kandırmışsınız. Yani sürekli böyle boğazınız düğüm düğüm oluyormuş, sürekli ağlıyor musunuz? Ve kendinizi artık salmışsınız arkadaşlar. Hani bazı şeylerin artık oluşuna bırakmışsınız, oluruna bırakmışsınız arkadaşlar. Ahenk kartı ve cesaret kartı. Size bir hata yapmış kesinlikle. Ne bileyim, hakarete uğratmış olabilir, aldatmış olabilir. Ani bir şekilde hayatınızdan çıkış yapmış olabilir. Evli arkadaşlarım için mesela boşanmış olabilirsiniz arkadaşlar. Bunları söyleyeyim. Size bir hata yapmış bu insan bu. Yani boşu boşuna aranızda bazı şeyler bitmemiş. Çok tartışmalarınız, kavgalarınız oluyormuş. Belki de soğukluklar girmiş araya. Gitgelli durumlar girmiş. Ne olmuş? Bir ilişkinin bitişine neden olan şeyler zaten açıkça ve net bir şekilde söyleyebilirim. Ahenk kartı. Sürekli birbirlerinizin rüyasında birbirlerinizle etkileşim sağlıyorsunuz bu insanla. Sürekli. Çünkü siz bu insanı rüyanızda hep görüyor olabilirsiniz. Özlediğiniz zaman, ne bileyim, bilinçaltınıza soktuğunuz zaman, aklınıza getirdiğiniz zaman, gün içerisinde yattığınız zaman böyle rüyanızda görebileceğiniz bir insan bu arkadaşlar. Ahenk kartı. İki ruhun birbirini sevmesi ve birbirlerinin bilinçaltına girmesi ve bunları rüyada bir etkileşim sağlaması durumu da söz konusu oluyor arkadaşlar. Evet. Cesaret kartını vermiş burada. Yani bu durumdan kendisi hiç memnun değil. Yani sizinle olan ayrılığından hiç memnun değil arkadaşlar. O yüzden diyor ki kendimi toparlamalıyım diyor. Çünkü ailesi tarafından yönlendirilmiş olabilir. Dolduruşa da getirilmiş olabilir. Kendimi toparlamalıyım diyor. Bu durumun ben farkındayım. Ve bu durumu inşallah çözmek için çabalayacağım diyor. Çaba sarf edeceğim diyor. Ve sizin karşınıza şöyle çıkacak arkadaşlar. Bir mesaj atıyor, tamam mı, size. Diyor ki işte ya şurada buluşalım veya görüşelim. Veya seni aramam gerek, sana bir şey söylemem gerek diyor. Bunları da söylemiş olalım.
Bu şekilde hayatınıza tekrardan giriş yapacak. Ne zaman giriş yapabilir? Bakıyorum. Dörtlü vakitlerde hayatınıza giriş yapıyor arkadaşlar bu insan. Dörtlü vakitlerde hayatınıza giriş yapabilir. Yani cesaretini topluyor burada. Özgüvenini aslında tam olarak yerine getiriyor ve size bir geri dönüş yapmak istiyor arkadaşlar. İnşallah bu geri dönüşten sonra da kendinizi tam olarak ifade edebileceğiniz bir ilişkiye tekrardan bir barışma durumu da söz konusu olabilecek veya gerçekleşebilecek diyebilirim arkadaşlar. Veya adı konulamamış, adını koyamadığınız, platonik olduğunuz bir şey varsa da aynı şekilde bunlar da geçerlidir. Üçüncü desteği seçen arkadaşlarım, yani geçmiş bir enerji var ve geçmiş bir kişi burada karşımıza çıkmış. İnşallah bunları değerlendirirsiniz arkadaşlar. Çünkü bu insanın geri dönüşü mükemmelliyet üzerine olacak. Size zamanında çok karamsar davranan bir insan artık kendini yeniden doğurarak karşınıza çıkıyor. Ya ben çok değiştim, benim kişiliğim çok değişti. Eski işte bla bla yok diyor. Veya eski bla bla artık kalmadı diyor arkadaşlar. Size kendini kanıtlamak üzere bu insan geri dönüş yapıyor ve ilişkinizde bir barışma durumu söz konusu olacak. Kalp çakrası, mükemmel ve takdir kartı. Ya ben bu kadar mükemmel bir fal görmedim ya. Vallahi görmedim. Üçüncü deste. O kadar çok şey yaşamışsın ki, o kadar çok karamsarlığa, koruntuya, hayal kırıklığına uğramışsın ki, o kadar çok sırtından vurmuşlar ki insanlar seni. Hiçbir şekilde desteklenmemişsin sen. İlişkin hayatında da zaten böyle gidişat çok kötüymüş senin. E bunlar olunca ne oluyor? Allah inşallah ettiğin duaların karşılığının cevabında kalp çakrası. Bak, melekleriniz aracılığıyla sevgi maddenin özüdür. Kalbin fiziksel varlığının içinde en çok sevgiye uyum sağlamış merkezdir. Biz bu mükemmel koruma ve rehberlikle hazır beklediğimiz için açık yüreklilikle sevmek ve sevilmek senin için güvenlidir diyor. Ve burada kalp çakranız, kapalı olan kalp çakranız, bakın şurada kapanmış, yıkılan kuleyle birlikte açılıyor arkadaşlar. Bu insanın geri dönüşü sayesinde ve bu insandan gerçekten gurur duyacaksınız. Yani eski kişiliğini, artık eski kişiliğinin olmadığını size kendini kanıtlıyor. Kendini yeniden doğmuş bir insan olarak size kendini kanıtlıyor arkadaşlar ve artık aranızda bir barışma durumu oluyor ve siz de bu insandan gerçekten gurur duyuyorsunuz. Çünkü hiç beklemediğiniz bir harekette bulunacak bu insan. Hiç beklemediğiniz bir şekilde hayatınıza giriş yapacak diyorum arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Evet, şöyle isim de açalım. Evet, T harfini vereceğim. F harfini vereceğim arkadaşlar. H harfini vereceğim. S veya Ş harfini vereceğim arkadaşlar. İ veya I harfini vereceğim. Ve A harfini vereceğim. İnşallah. İnşallah sizler için. Arkadaşlar, bakımım bu kadardı. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. İyi ki bizimlesiniz. İyi ki bu videoyu izliyorsunuz. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum ve inşallah bakımımı sonlandırıyorum arkadaşlar. Bu videoyu beğenen herkesin inşallah dilekleri rehberliğim sayesinde gerçekleşir diyorum. Detaylı bakım, detaylı açılım yaptırmak isteyen arkadaşlarım varsa WhatsApp numaramızdan bizimle iletişim sağlayabilirler. Hoşça kalın arkadaşlar.